Hava şartlarının bozuk olması bu nedenle acele şekilde videoya giriş yapmamız dolayısıyla bazı şeyleri belirtmeyi unutmuştum. Özellikle giriş kısmı hazırlamak istedim. Yaptıklarımızı bu kısımda sizlerle paylaşacağım. İlk olarak tork ve debriyaj baskı yaylarımız. Bunlar 1500 RPM sarı yay şeklinde takıldı. Bu yayların tanıtım ve uygulama içerikleri kanalımda mevcut. Oradan detaylı olarak izleyebilirsiniz. Bu zamana kadar bakım yaptığım tüm motorlarda kullanmış olduğum gres çeşidi şu anda ekranda görmüş olduğunuz Eskayfi'nin lityum rulman gresidir. Bunun haricinde başka bir gres kullanmadım. Bu malzeme ve diğer malzemelerle ilgili detaylı bilgi verdiğim içeriğim kanalımda yine mevcut. Ek olarak bazı kullandığım malzemelerimi değiştirdim. Örneğin yeni akülü somun sıkma sökme makinesi aldım. Yine akülü şarjlı darbeli matkap aldım. Bunlarla ilgili de yeni güncellenmiş bir içerik daha hazırlayacağım sizlere. Sıra geldi değişim esnasında kullandığımız yeni diferansiyel yağımıza. Bildiğiniz üzere kendi motorlarımda ve bakım yaptığım tüm motorlarda Motul yağını tercih ediyorum. Ayrıca müşterilerim 80 ve 90 olmak şartıyla yanlarında başka yağlar da getirirse başka marka yağlar. Bunları da kullanıyorum. Yani buralara motor yağı kullananlar var arkadaşlar. Yani onlarda hiçbir sözüm yok. Motorunun değerini, kıymetini bilmeyen insanlardır bunlar. Bunlara itibar etmeyin. Şu an görsel vasıtasıyla izlemiş olduğunuz Motul'un 1 litrelik şanzıman yani diferansiyel yağıdır. Buna ek olarak fiyatı biraz daha cüzi kaçan ve tek kullanımlık olan 0-150'lik yani tek kullanımlık bir çeşit daha var. Yağın kalitesi yine aynı özelliklerde. Fiyat olarak daha avantajlı ve tek kullanımlık olması tercih sebebi oluyor. Detaylı bakımı baştan sona komple çekmedim. Sadece toplama kısmında girdik ve yaptığımız diğer işlemleri açıkladık. Bunları tekrar tekrar sizlere göstermek istemiyorum. Çünkü detaylı içerikleri kanalımda mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan uygulamamıza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine tekrar birlikteyiz. Fethiye'den Uğurcan kardeşimin bakım için konuşması üzerine uzun bir aradan sonra tekrardan bir detaylı bakım videosu çekmeye karar verdim. Arkadaşımız Fethiye'den geldi. Ekstradan 1500 RPM tork yayı ve 3 adet küçük debriyaj yayı almış. Onları taktık. Orijinal yaylarımız burada. Zaman yağını da değiştireceğiz. Burası dolum yeri. Aşağısı boşaltım yeri. Bir uzun bir kısa. Pullu vidalarımız burada. Hoş geldin bu arada kardeşim. Hoş bulduk abi. Teşekkürler. Nasıldı? Daha kullanmadın ama aynen, ilk izlenimin nedir? vallahi içinden çıkan pislik yani oldukça fazlaydı sıfır motora göre. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum performansını. Evet, bir 100 kilometre rodajımız olacak yaylarla birlikte. Senin de eline koluna sağlık. Teşekkür Teşekkür ederim ederim her şey kardeşim, için. sağ ol. Senin de ayağına sağlık. Buralara kadar geldin. Eyvallah abi, sağ ol. Şimdi yağlarımızı, yeni şanzıman yağımızı, diferansiyel yağımızı daha doğrusu doldurmaya başlayalım. Senden rica etsem kardeşim. Tamam. Çekelim. Uzunluğumuz boşaltım kısmının. Burayı bir tur çevirmeniz yeterli, hassas yerlerdir. Dolumumuza başlıyoruz. Evet.
gönderdik. 65'lik doğrusu. Buradan akana kadar basacağız. Aktığını gördüğünüz anda basmaya devam etmeyin. Toplamda 120-125 milim civarında bir yağ alıyor. Şanzıman yağımızın değişimi bu kadar. Şimdi söktüğümüz parçaları ön varyatör, arka varyatör toplamaya başlıyoruz. Ufaktan yine bunu böyle sileyim. Yağladıktan sonra mile takıp bu şekilde yapın ki fazla yağlar daha sonra içeriye kaçıp kurumu yapmasın. Kayışı takarken yönü çok önemli arkadaşlar. Yazıların olduğu yer size bakmalı. Eğer yanlış takarsanız son hızla düşme, İğmelenmede bozulma ve titreşimler başlar. Bu yaptığınız işlemin adı kasnak taşlaması. Gravür uçları az önce çıkardıklarım. 2018-2020 kasalarda özellikle yaşanan titreşimi çözümü bu arkadaşlar. Bir videomda bahsetmiştim. Bu 2020'nin sonunda başlayıp 2022'ye kadar devam eden kasada da aynı işlem uyguladık. Bunun faydası debriyajımızın daha iyi tutunması kasnağımıza. Bu da şehir içindeki hızlanmayı biraz daha etkileyecektir. Boşluk vererek araları taşladık. Bunu bu şekilde yapmazsanız şuranın aşağı yukarı bir parmak kadar içine sokup şu geçişi yakalayamazsınız. Bu da şunu fazla sıkmamanıza sebep olur. Bu da şıngırtı şıngırtı yapar.
Buraya 19 milimetreye sıktık. Ön tarafta forma demir olduğu için 22 milimetrelik arı kolumuza sıkacağız. Kapağı temizledikten sonra şurayı da gres sürmeyi unutmayın. Milin sessiz çalışmasını ve sabit çalışmasını sağlayan parçamız hareketli rulmandır. Bunları önce elinizle sıkın ki yuvalar yatak sarmasın, yalama olmasın. Bir tane alyan vidamız var. Farklı olarak. Bazen de böyle tuhaflıklar olabiliyor. Söktüğünü takamıyorsun aynı anahtarla. Evet arkadaşlar. Bu kasada farklı olan sadece alyan anahtarımız. Onun dışında yine bir tane çatal ağız 8 numara. Bir tane yıldız anahtar 8 numara. Bir tane de 8 numara vasallı 38 mm'lik anahtar gerekiyor. Dış valiyatörümüz bu kadar. Son bir kontrol yapalım. Fazla sıkmaya gelmez. Arka fren biraz boş gibi. Bunu da diğer kasalardaki gibi buradan çekerek çevirerek sertliğini ayarlayabilirsiniz. Sınır şuraya kadar. Buraya dayandıysanız balata bitmiş demektir. İstersen sen de bak, daha fazla sıkmayın. Kaymasın sonunda. Aynen öyle. Son olarak elcik boşluğu.
Gerekli olan iki tane omuz çatalağız. Bayağı boş bir şey. Aynen bak. Aynen süper. İstersen sen de göster kardeşim şurayı. Bunu gevşettikten sonra şunu sıkıyorsunuz bu şekilde. Böyle yaparsanız, kendinize doğru çevirirseniz gevşemiş olur. İleriye doğru çekerseniz sıkışmış olur. Boşluğu da bu şekilde alıyoruz. Sabitlerken de bunu sıkabildiğiniz kadar sıkın elinizle. İkisini de ters yönlere, birini aşağıya birini yukarıya olacak şekilde sıkıştırın. Çok da fazla yapmayın, yalama yaparsınız. Çok istersen bak tekrar kardeşim. Her şey tamam. Bir test sürüşü yap istersen. Tamam. Başka. Geldim. Bir 5 dakika. Yokuşta falan zorla. Tekrar bakalım. Kesinlikle değil. Setimi değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Einer'in Impacto modeli. Nm torku var. Mutlu oldum kardeşim. Beğendiysen ne mutlu. Motorda neredeyse hiç ses gelmiyor. Önceden acayip bir ses vardı. Şimdi neredeyse sessiz çalışıyor gibi bir şey. Varyatör motorun kalbi, her şey. Lan. Akışları falan çok artmış. Sıfır neredeyse ya. Yani. Bütün her şeyini çözdük motorun. Bir 8-10 bin daha gider. Sorun sizce. Rica ederim. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hava yağmurlu. Arkadaşa da iyi yolculuklar dilerim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.